21. soru ile beraber felsefe sorularına bakalım. Bu parçada felsefenin hangi niteliği üzerinde durulmuştur? İnsan ömrünün büyük kısmı günlük bir takım yapıp etmelerle örülmüştür. Bazen sorunlar yeni eylemleri, bazen de yeni eylemler yeni sorunlara yönlendirmiştir. Felsefe ise insanın günlük kaygılardan arınıp nedir sorusunu temele aldığında kendini gösterir. Parçada bize felsefenin sorularla, sorunlarla yol aldığından bahsediyor. Bu ise felsefenin sorgulayıcı olması özelliğine karşılık gelir. Seçeneklerde sorgulayıcı olmasını göremiyoruz. Sorgulayıcılığı ifade eden diğer bir özelliği ise eleştirel olmasıdır. Cevabımız D seçeneğidir. 22. soru Doğa filozoflarının üzerinde durduğu konu felsefenin aşağıdaki alt disiplinlerinden hangisiyle ilgilidir? Tales, Herakleitos, Parmenides ve benzeri doğa filozofları evrenin oluşumundaki ilk ana maddenin ne olduğu sorunuyla ilgilenmişlerdir. Bu sorun diğer bir ifadesiyle varlığın ilk nedeni nedir, varlığın arkesi nedir sorununa karşılık gelir. E, konu olaraksa felsefenin alt disiplinlerinden varlık felsefesinin ilgilendiği konulardan biridir. Cevabımız varlık felsefesine karşılık gelen ontolojidir. D seçeneğidir. 23. soru. Yukarıdakilerden hangisi felsefenin cevap aradığı sorular arasında gösterilemez? 1. Varlık var mıdır? 2. Evin rengini beğendin mi? 3. Güzel nedir? 4. Sabah kaçta uyandın? 5. Evren nasıl oluştu? Felsefe günlük kaygılardan alarınmış, geneli sorgulayan, tüm varlığa, tüm insanlığa, tüm evrene ilişkin sorunlar dile getirir. Bu özelliği taşıyan sorularımız varlık var mıdır? Güzel nedir? Evren nasıl oluştuğudur? Ama soru kökü bize gösterilemez olanları sormuş. Bu ise evin rengini beğendin mi? Günlük kaygılarla sorduğumuz bir soru olarak gösteremeyeceklerimizden biridir. Sabah kaçta uyandın? Günlük kaygılarla eee yöneldiğimiz sorunlardır ve felsefe soruları arasında gösteremeyiz. Cevabımız 2 ve 4'tür. E seçeneğidir. 24. soru. Felsefe ne işe yarar sorusunu sorduğumuzda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Felsefe akla dayalı Öznel, tarafsız, e, genelleyici, bütünleştirici bir disiplindir. Bunu biliyorsak eğer felsefenin fikirlerimizi açıkça ortaya koymamızı sağlayacağına, anlama ve gerçeği bilme ihtiyacını gidereceğini, aklımızı kullanmamızı ve sorgulamamızı sağlayacağına ve evreni ve yaşantılarımızı anlamlı hale getireceğini. Çok rahat ifade edebilirsiniz ancak felsefe elde ettiğimiz doğruları eleştir ve şüpheye kapatmamızı hiçbir zaman e, kapatmamızı müsaade etmez. Böyle bir e, işleve sahip değildir. Cevabımız çok net bir şekilde D seçeneğidir. Felsefe sorularının sonuncusu 25. soru. Buna göre doğruluk ve gerçeklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize parçamızda doğruluk ve gerçekliğe ilişkin ifadelere bakıyoruz. gerçeklik insan zihninden bağımsız tüm var olanlardır. Doğruluk ise, var olanlara ilişkin ortaya konulan yargılardadır. Örneğin kaplumbağalar yavaş yürür doğruluk örneğidir. Gerçekliğimiz ise buradaki kaplumbağalardır demiş parça bize. Buna göre hangisi yanlıştır seçenekleri ayırt edeceğiz. A. Doğruluk düşüncenin var olanla uygunluğudur. Evet, doğruluk düşüncenin var olanla uygunluğudur. Doğruluk var olana ilişkin ortaya konulan yargılardır. B) Gerçeklik insan algısından bağımsızdır. İnsan zihninden bağımsız tüm var olanlar olarak gerçekliği ifade etmişiz. C) Doğruluk tüm var olanlardır. Doğruluk var olanlara ilişkin ortaya konulan yargılardır. D doğruluk bilginin nesnesine uygunluğudur. Evet, doğruluk nedir? Ortaya koyduğumuz bilginin aynı zamanda nesnesine uygunluğudur. Gerçek ile doğruluk birbiriyle ilişkilidir ancak doğruluk için var olanlar diyemeyiz. Cevabımız C seçeneğidir.